Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri 3 yıl önceki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden inşa edilen ya da güçlendirilen okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki 48 okul yıkıldı. Bu okulların yerine daha güvenli ve modern 31 okul inşa edilerek eğitim öğretimi açıldı. (Gülüyor) 37 okulun inşasının sürdüğü kentte 38 okulda da güçlendirme çalışması yapıldı. Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen liste doğrultusunda okulların ihtiyacı olan ürünleri okulun atölyesinde üretiyor. Çok zarar gören 30'a yakın okul, zarar gören okulumuz olduğu için iş yükümüz biraz artmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında bize verilen mobilyaları en kısa sürede üretip okullara montajını yapmaktayız. Bu döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz ders dışı çalışmalarda da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem eğitimlerini pekiştirmekte hem de ailelerine maddi konuda destek sağlamaktadırlar. 2023 6 ay içerisinde öğrencimiz tahmini 30 bin lira bir ücret almışlardır. Depremden sonra başladıkları üretimle 1251 dolap, 25 anaokulu takımı, 515 masa, 11.800 sıra, 490 sehpa, 200 sınıf panosu, 65 bilgisayar masası, 100 öğretmen kürsüsü, 73 baza yapımını tamamlayan öğrenciler ihtiyaç doğrultusunda üretime devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Elazığ'da 2020'deki depremden sonra yıkılan okulların yerine yenilerinin hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi. 2020 Elazığ depreminden sonra yıkılan okullarımızdan hemen yerine yenileri yapılarak eğitim öğretim faaliyetlerine zaten başlamıştı. Ve 6 Şubat depreminden sonra da kısmi olarak bakım onarımı almış olduğumuz okullarımızda da iş donatımını, gerek malzemelerinin büyük bir kısmını biz yine meslek liselerimizde öğrencilerimizin öğretmenleri nezaretinde yapmış olduğu üretimle karşıladık. Bu üretimi yapan okullarımızda bir okulumuza sadece 4 milyona yakın bir ciro elde etti. Şu an hali hazırda devam eden 37 inşaatımız var. Bunların da inşallah peyderpey teslim almaya başladık ve bunların da bütün iç donatımlarını, malzemelerini yine bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tefrişatını yapıyoruz ve meslek liselerimiz aracılığıyla bunların hepsini donatmış olacağız. Atölyede üretim yapan öğrenciler mesleklerini sevdiklerini belirterek ayrıca aile ekonomilerine katkıda bulunma şansı elde ettiklerini dile getirdi. Buradan aldığımız döner sermaye ücretiyle ailemize destek çıkıyoruz. Mesleğimi de seviyorum. Burada hani isteyerek geldim. Çalışıyoruz yani belirli bir ücret alır. Yani harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Hem eğitim hem de çalışma yani. İnşallah mezun olduktan sonra da bu işimize devam edeceğiz.